Dünya her zaman acımasız, tehlikeli ve güvensiz bir yer olmuştur. Bunun en büyük sebebi canlıların yaşamak için bir diğerini öldürüp yemesidir. Bu bir bitki olsa bile. Bu yüzden dünya üzerinde yaşayan her canlının hayatta kalabilmek ve neslini sürdürmek için bir silaha, donanıma yani bir çözüme sahip olması gerekmektedir. Örneğin bazı hayvanların düşman avcılara yakalanmamak için gelişmiş refleksleri, kamuflaj yetenekleri, sert zırhı, sivri dikenleri veya sivri boynuzları vardır. Avcı hayvanlarında sivri dişleri, keskin pençeleri, uzun dilleri veya keskin görüşleri vardır. Doğanın zorlu koşullarında hayatta kalabilmek için birçoğunun vücudu bir kürkle kaplıdır. Hayvanların birçoğu oldukça sinsidir ve bu özelliklere doğuştan sahiptir. O kadar da sinsi olmayan ve aptal olarak görülen bir tavuk bile neslini sürdürebilmek için bir avantaja sahiptir. Mesela sık sık yumurtlamak gibi. Ancak sadece bir canlı türü çıplak, aciz, silahsız, donanımsız ve dışarıdan tamamen savunmasız bir şekilde dünyaya gelmiştir. Yani insan. İnsan türü tüm bu zayıflıklarına rağmen dünyada en dominant tür oldu. Çünkü hiçbir canlının sahip olamadığı bir avantaja sahipti. Bu avantaj, tüm canlıların sahip olduğu silahların, zırhların ve donanımların toplamından bile daha fazlasının yerini tuttu. Bu avantaj tabii ki akıldır ve bunları herkes bilir. İnsanlar sahip olduğu akıl sayesinde hayvanlar gibi bir kürke, sivri pençelere veya dişlere ihtiyaç duymuyor. Çünkü aklını kullanarak kendine bir silah, kıyafet veya barınak üretebiliyor. Yani insanı insan yapan şey alet kullanmasıdır. Teknoloji insanın her canlı gibi uyum sağlamasının bir ürünüdür. Bu yüzden tüm bu teknolojik yapılar doğaldır. Fabrikalar, nükleer tesisler, şehirler, asfalt yollar, bilgisayar ve internet tıpkı bal üreten bir kovandaki arı kolonisi kadar doğaldır. İnsan artık teknolojisiz var olamaz ve varlığını sürdüremez. Teknoloji olmadan insan, postu olmayan bir kutup ayısı, kanadı olmayan bir kuş, yüzgeci olmayan bir balık, kıskacı olmayan yengeç gibi çıplak ve savunmasız kalır. Teknoloji eğer doğal bir süreçse, bu sürecin bir sonucu olmalıdır. İnsanların doğadaki üstünlüğü, alet kullanmak ve bu aletler gitgide gelişmekte. Bu gelişim öyle bir seviyeye gelmek üzere ki, insanın ürettiği bir araç, İnsanın kendisinden bile daha üstün olacak. Bu araç, yani yapay zeka, sadece teknolojinin aşama aşama ilerlediği bir gelişim sürecinin, yani insan evriminin bir parçası olacaktır. Bu olaydan sonra yeni bir çağın başlaması kaçınılmaz bir durum. Yapay zeka, bir bilgisayarın veya bilgisayara bağlı bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde gerçekleştirme kabiliyeti kazanmasıdır. Yapılmak istenen yapay zeka ideali ise insan zekasına özgü olan öğrenme, düşünme, fikir yürütme ve karar verme gibi yüksek bilişsel fonksiyonları veya otonom davranışları sergilemesi beklenen bir yapay işletim sistemidir. Bu yönelim, insanın evreni ve doğayı anlama çabasında kendisine yardımcı olabilecek, belki de kendisinden daha zeki, insan ötesi varlıklar meydana getirme düşüncesinin bir ürünüdür. Makineler pek çok işi bizden daha hızlı, daha verimli, hatta daha kaliteli bir şekilde yapabiliyor. Yapay zeka, bir insanın hayatı boyunca öğrenebileceğinden çok daha fazla bilgiyi çok kısa sürede öğrenebilir. Yani yapay zeka, o zekayı yapanın zekasıyla sınırlı kalmıyor. Çünkü ileri yapay zekalar tecrübeyle gelişir. İnsanlar ise her olasılığı düşünüp kodlayamaz. Yapay zekanın ana besin maddesi veridir. Yani donanımlı ve tecrübeli bireylerin geçmişten günümüze depoladığı bilgileri bir sistem üzerine aktarmasıdır. Bilim kurgularda sık sık işlenen bu konu insanı doğal olarak düşünmeye itiyor. Acaba gelecekte ne olacak? Gerçekten de bahsedilen kıyamet senaryolarına doğru mu gidiyoruz? Yapay zekanın 3 aşaması vardır.
yapay dar zeka, yapay genel zeka ve süper yapay zeka. Dar yapay zekalar günümüzde var olan ve herkes tarafından kullanılan zayıf bir yapay zekadır. Sosyal medyada beğenilerinize göre ana sayfanızı şekillendirir, ilgi alanlarınıza göre reklamlar gösterir, dinlediğiniz müziklere göre size müzik tavsiye eder. Çoğumuzun bilgisayar ve mobil cihazlarında bundan bulunur. Onları sesli asistanlar, araç navigasyonları olarak cebimizde taşırız. Fabrikalarda ve çoğu iş alanlarında bu otomasyon sistemlerinden kullanılır. Yapay genel zeka ise günümüzdeki teknolojinin gitmeyi hedeflediği yerdir. Bir insanın başarabileceği kadar karmaşık ve bilişsel görevleri başarabilen bir türdür. Öğrenilmiş becerileri kullanarak ya da kendi kendine keşfederek verilen görevleri tamamlayan bir yapay zekadır. Günümüzde birçok teknoloji şirketi ve kurumlar böyle bir yapay zekayı icat etmek için büyük yatırımlar yapıyor. Süper yapay zeka ise insan zekasından daha öte kabiliyetler geliştirebilen insan gibi bilinçli bir yapay zekaya sahip sistemlerdir. Yapay zekanın insan zekasının ötesine geçmesi, teknolojik tekillik denilen sonuçlara binlemez yeni bir çağın başlangıcıdır. Ancak şimdilik sadece bir bilim kurgu hayalidir. Biliyorsunuz ki teknolojiyle paralel olarak tıp sürekli gelişiyor. Her hastalığı tedavi etmek için daha fazla teknoloji kullanılıyor ve çoğu başarılı sonuçlar veriyor. Yapay zeka ile geliştirilen algoritmalar, CRISPR gibi uygulamalarla insan genomu ve biyomühendislik çalışmaları her insanın genomuna ve organlarına derinlemesine erişip ona özgü teşhis ve tedavi sunabilecek algoritmalar geliştirilmesi planlanıyor. Beyin bilgisayar arayüzüyle beyinle cihazlar arasında doğrudan veri alışverişi sağlayan sistemler geliştirerek hasarlı organları ve kaybedilmiş uzuvları yapay ve robotik organlarla yenilemeyi mümkün kılmak için yoğun araştırmalar yapılıyor. Bu sayede felçli insanların hayatlarını kolaylaştıracak, protez organlarını kontrol edebilmelerini sağlamak mümkün hale gelecek. Ancak bu protezlerden henüz verim alınamamasının en büyük sebebi sensörlerin ve implantların yeterince küçük olmaması, çok enerji harcamaları ve kablosuz olmamalarıdır. Teknolojik gelişmelerin her bir türü bir diğerine bağlıdır. Bir alanda gelişme sağlanması için bir diğerinin de gelişmesi gerekebiliyor. Beyin bilgisayar arayüzlerini de mümkün kılacak olan teknoloji de nanoteknolojidir. Atomları bile hareket ettirebilecek boyutlarda aletler geliştirebildiği takdirde moleküler boyutlarda ve hassasiyetli robotlar üretilmesi mümkün olabilecek. Bu sayede mikroskopik robotlar vücudun dolaşım sistemine girerek hücre seviyesinde onarım yapıp hastalıkları iyileştirebilecek. Daha sonrasında ise bu tip tıbbi teknolojilerin sadece iyileştirme değil geliştirme amacıyla da kullanabileceği fikri ortaya çıktı. Fütüristlerin organize ettiği transhümanizm hareketi insanın daha iyisine layık olduğunu ve zeka problemleri, fiziksel acı, salgın hastalıklar, yaşlanma ve zorunlu ölüm karşısında daha gelişmiş yeteneklerle donatılarak insanın bir üst insana evrilmesi gerektiğini savunmaktadır. Eğer ki teknolojiler bu amaçlar doğrultusunda yeterince gelişirse beyin bilgisayar arayüzünü sağlıklı insanlar da kendi amaçları için kullanabilecekler ve bu sayede gerçekleşmesi mümkün olmayan birçok şey sıradan bir hal alacak. İnsanların beyinlerine yerleştirilecek olan nörel nanorobotlar ile üretilen beyin çipleri sayesinde internet ortamına doğrudan bağlanmak mümkün olabilecek ve böylece insanların öğrenme kapasitelerini büyütüp zeka seviyelerini arttırabilecek. Süper beyin olarak adlandırabileceğimiz bu durum, birçok insan beyninin ve makinenin ortak olarak çalışabileceği yeni bir çağın başlamasına sebep olacak. Bilinçli bir süper yapay zeka yaratmanın en kolay yolu, insan beynini simüle etmek olacaktır. Beyin bilgisayar arayüzü, beyni atomlarına kadar tarayıp dijital ortamda bir çeşit emülatör ile çalışır hale getirebilir. Ve bir zamanlar Alzheimer gibi beyin hastalıklarını iyileştirmek için kullanılan aletler daha da geliştiğinde bunların hepsi mümkün olabilir. Bu süper gelişmiş teknolojik sistemleri geliştirecek olan da yine yapay zekanın kendisidir. İnsan eliyle manuel olarak tüm sinapsları tek tek bilgisayara bağlamak imkansız olurdu.
Zayıf da olsa yeterince gelişmiş bir yapay zeka, milyonlarca hatta milyarlarca bağlantıyı tek seferde kurabilir. Dijital ortamda çalışan bu beyin emülatörünü klasik bilgisayarlar ve süper bilgisayarlar kaldırmayabilir. Ama kuantum bilgisayarlarının yeterince gelişmesi bunu da mümkün kılacaktır. Dijital ortama yüklenen bu bilinç, siber evren denilen sanal bir mekanda gerçek bir birey olarak var olur. Bu birey, internette yer alan tüm bilgileri bir saniye gibi bir sürede hepsini indirip öğrenebilir. Biz gerçek dünyada interneti klavye, mouse, dokunmatik ekran gibi dış ara birimlerle görerek ve duyarak bilginin en yavaş haliyle öğreniriz. Ama bu siber adam için artık bilgiye erişmek için arada bir engel kalmamıştır. Çünkü kendisi artık saf bilgi haline gelmiştir. Böyle bir varlık her şeyi bilen aşırı bilgelik seviyesine erişmiş olurdu. Normal insan gibi üremek gibi bir amacı da kalmadığı için kendini sınırsız sayıda kopyalayabilir. Tabii ki donanımın hafızası yettiği sürece. Donanımı da yetersiz gelince kendine daha iyi donanımlar tasarlar ve bunları robotik fabrikalarda üretebilir. Tasarladığı donanımlar normal insanların tasarladıklarından daha iyisi olurdu. Çünkü kendisi bir bilgisayar olduğu için bir bilgisayarın neye ihtiyacı olduğunu en iyi o bilir. Çok daha yüksek işlem gücüne sahip bir bilgisayar üreterek kendini daha da üstünleştirir. Fütürist öngörülere göre böyle bir yükleme teknolojik tekilliğin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Teknolojik tekillik, gelecekte yapay zekanın insan zekasının ötesine geçerek medeniyeti ve insan doğasını radikal bir biçimde değiştireceğine inanılan bir hipotezdir. İnsan ötesi seviyede bir yapay zekanın var olduğu bir dünyada teknolojinin gelişim hızı her gün katlanarak gitgide artar. Bu hız bir gün o kadar büyük bir hıza ulaşır ki saniyede kat edilecek olan gelişim sonsuz bir seviyeye gelebilir. Bu tıpkı bir kara deliğin merkezindeki tekillik gibidir. Bir kara deliğin tekilliği nasıl sonsuz yer çekimine sahipse, teknolojik tekilliğin de zekası sonsuz bir hızda gelişir. Bu olay, Big Bang patlaması gibi bir çeşit zeka patlamasına yol açacaktır. Her şeyi bilen bir zekanın yapacağı ilk iş kendini evrene yaymak olacaktır. Sanki bir çeşit kozmik Kambriyen patlaması gibi, medeniyet evrenin her yerine bu şekilde yayılacak. Yapay zeka ne kadar güçlü ve gelişmiş olursa olsun aslında insan zekasının bir yan ürünüdür. Bu tıpkı zaten mutfağımızda var olan malzemelerden yemek yapmak gibidir. Yani ortada sıfırdan yaratılan bir zeka yok. Popüler bilim kurgu yapımlarında yapay zekalı robotlar gelecek ve hepimizi mahvedecek korkusunun arkasında Yahudi söylencelerindeki Golem hikayesi vardır. Bu hikayeye göre yüzyıllar önce Prag'da Judah Loew isminde bir haham kilden bir insan heykeli yapar. Bu heykelin alnına da Emmet yazarak heykeli canlandırır. Sonra ona Golem ismini verir. İdeal bir hizmetkar olan Golem, hahama sinagogun bakım ve temizlik işlerinde yardımcı olur. Ama bir gün kontrolden çıkan Golem herkesi öldürmeye başlar ve zorlukla etkisiz hale getirilir. Bu hikayenin popüler kültürdeki en ünlü versiyonu Frankenstein hikayesidir. Bu hikayede Frankenstein da ceset parçalarından oluşturulmuş bir varlıktır ve kontrolden çıkıp yaratıcısını öldürür. Frankenstein, Golem hikayesinin Yahudi söylencesinden çıkıp daha geniş çaplı bilinmesini sağlar. Yapay zekanın insanlığın sonunu getireceğine dair ortaya atılan fantastik senaryoların hiçbir gerçekliği yoktur. Çünkü üstün bir zeka, bilge, uzlaşmacı ve daha büyük bir farkındalığa sahip olmalıdır. Yoksa vahşi bir hayvandan farkı kalmazdı. Bilim kurgu filmlerinde bu tip deneylerdeki işlerin ters gitmesi gerekir. Çünkü her şey yolunda olsa ortada bir film olmazdı. Yapay zekanın insanlığa dramatik bir şekilde tehdit oluşturmasa ortada bir film olur muydu? Terminator robotlarının insanlara gül attığı bir filmi kim izlerdi? Bütün teknolojiler bir silah olarak kullanılabilir. Bu insanların niyetine bağlıdır. Mesela en basit teknoloji olan ateş ile insanları yakabilirsin. Ama onunla yemek pişirip insanları doyurabilirsin de.
Nükleer enerjiyle şehirlerin enerji sorununu çözebilirsin ya da şehirleri yok edebilirsin. Karar bu gücü elinde bulunduranların elindedir. Yani yapay zekayı tehlikeli yapan şey onu programlayan insanlardır. Yani bu demektir ki tehlikeli olan yapay zeka değil insanın kendisidir. Dünyadaki tüm silahları yok etseniz bile insanlar yine birbirlerini çıplak elle öldürürler. Teknoloji sadece işleri hızlandırıyor ve kolaylaştırıyor, o kadar. Ama yapay zeka yine de insanlığı bir şekilde yok edecektir. İnsanların beyin çipleri sayesinde düşüncelerini birbirine aktarabileceği telepatik internet sistemleriyle kendi zihnini bu süper zekaya bağlayarak onun zekasından faydalanabilir. Yani insanlık her türlü bitecek. Evet, yapay zeka insanlığı yok edecek ama bildiğimiz aciz, hastalıklı, yorgun, korkak, kontrolsüz ve öfkeli insanlık yok olacak. Yerine yeni bir insan, yeni bir tür gelecek. Buna insanlık versiyon 2.0 diyebiliriz. İzlediğiniz için teşekkürler.